2008 Avrupa Futbol Şampiyonası bizim açımızdan kötü başlamıştı. Gruptaki ilk maçımızda Portekiz'le karşılaşmış, Pepe ve Meireles gibi yolu ülkemizden geçen iki futbolcunun golleriyle sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştık. Eğer gruptan çıkmak istiyorsak İsviçre'yi yenmek zorundaydık. Zira iki takımın mücadelesinde beraberlik iki takım için de eve dönüş biletini erken almak anlamına geliyordu. Üstelik İsviçre turnuvanın ev sahiplerinden biriydi ve seyirci avantajını elinde tutuyordu. Portekiz maçında kaybettiğimiz sadece 3 puan değildi. Emre Belezoğlu'nun sakatlık geçirerek turnuvayı kapatmış olması da moralleri bozuyordu. İsviçre'de de takımın en önemli gol silahı olan Frey de aynı şekilde turnuvayı kapatıyordu. Fatih Terim, İsviçre maçı öncesi şampiyonanın bizim için yeni başladığını söylüyor ve sonunun 2002 Dünya Kupası'nda olduğu gibi bitmesini istiyordu. İsviçre cephesi ise bize bilenmişti. Ülke basını 3 sene önce İstanbul'da oynanan baraj maçında yaşanan olaylara değiniyor, maç öncesi gerginlik dozajını yükseltiyordu. Hatta Fatih Terim'i döner şişine geçirip kebap niyetine Türkiye şeklinde manşet bile yapmışlardı. Maç saatinde inanılmaz bir yağmur vardı. İsviçre maça hızlı başlıyordu. Gökhan İnler'in sert vuruşunda kaleci Volkan gole izin vermiyordu. Bir sonraki pozisyonda ise kafalar iyice karışacaktı. Eren Derdiyok'un kaleciyi geçip ceza alanı içerisinde çevirdiği topu Hakan Yakın boş kaleye doğru yuvarlamıştı. Organize olmakta zorlanıyordu. Portekiz maçında olduğu gibi etkisiz bir görüntümüz vardı. Soyunma odasına 1-0 geride giderken kim diyebilirdi ki ikinci yarı geri dönüşün fitilini ateşleyeceğimizi? İkinci yarı İsviçre'ye kabus gibi çöktük. 57. dakikada Semih Şentürk'le golü bulan milli takımımıza da İsviçrelilere de beraberlik bir anlam ifade etmiyordu. İki takımın da mutlak hedefi galibiyetti ve taraflardan birinin bunu gerçekleştirmesi için uzatmalara kadar beklemek zorundalardı. 92. dakikaya girdiğimizde orta sahada kazandığımız topla hızlı bir hücuma çıkarken topu sol kanatta genç yıldızımız Arda Turan'la buluşturuyordu. Arda kanattan hızlı bir şekilde ceza sahasına ilerliyor, İsviçreliler tek tek önüne atlıyor, Arda şutu çekiyor, top havalanıyor, bir millet topluca sanki topu iter gibi televizyonlara yaklaşıyor ve turnuvanın ilk mucizesi 90+2. Dakikada gerçekleşiyordu. İsviçre'yi 2-1 yeniyorduk ve Çek Cumhuriyeti maçına umutla bakıyorduk. Maçtan sonra kalecimiz Volkan Demirel, İsviçre basınının attığı o manşete en güzel cevabı veriyordu. Bence İsviçre kebap oldu, biz de yedik.